Diz İş Pratik Bilgiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere alize pufi ipimiz var elimizde. Kesinlikle şiş, tığ gerektirmeyen, çok pratik, çok zevkli kullanabileceğiniz bir ürün. Örgü bilmeyen, bilmiyorum diyen bile herkesin yapabileceği çok eğlenceli, keyifli bir ürün. Bunu evinizin her köşesinde değerlendirebilirsiniz. Ben bundan kızımın şöyle boyunluğu var. Bu şekilde bir boyunluk yapacağım. Mor rengi sevdiği için mor renk aldım. Şu ebat kızımın baş çevresi için ideal. Şöyle tutuyorum. Gördüğünüz üzere. Ve şöyle şu ölçü benim kızımın baş çevresi için yeterli bir ölçü. Evet, şu arkadaşlar. Bunu kenara alalım. Gördüğünüz üzere. Şimdi şu ilmek sayısı bizim için yeterli. En son ilmeğimizle şurayı bir sabitleyelim. Evet, en son ilmeğimizi şuradan geçirdik ve şöyle bir yuvarlak oluşturduk. Daha sonrasında yumaktan gelen ilmeğimizle devam ediyoruz. Sıradaki ilmekten geçirip yukarı doğru çekiyoruz. Tekrar yumaktan geleni ölçü aldığımız sıradaki ilmekten geçirip çekiyoruz. Gene aynı şekilde. Evet, sıradaki ilmek, sıradaki ilmek şeklinde gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk sıramız oluşmaya başlıyor. Şöyle keyifli, basit, pratik. Sadece ilmekleri iç içe geçiriyorsunuz. İlkokul dersinde el işi dersi muhakkak yapmışsınızdır. Buna benzer kedimin merdiveni tarzında el işi kağıtları hazırlamışsınızdır. O yüzden hiç korkmayın. Gördüğünüz üzere şöyle. Sıradaki ilmekten geçirerek devam ediyoruz. Ben şimdi bunu masanın üzerine yayacağım. Size net bir şekilde göstereceğim. Ama ilk sırayı bitirmek istiyorum. Yaklaşık 15-20 dakika gibi bir sürede çocuğunuza bere, boyunluk yapabilirsiniz. Çok pratik, çok zevkli. Evet, bitmek üzere. İlk sırayı dönmüş olacağız. Son birkaç ilmeğimiz kaldı. Hemen sıradan onu da geçirelim. Evet. İlk sıramızı ördük. Şöyle gördüğünüz gibi ilk sıra örüldü arkadaşlar. Gene yumaktan gelen iplerimizle, ilmeklerimizle aynı sırayı takip ediyoruz. İpimiz alize pufi. Pufinin bu geçen sezon çıkmış bir ip. Bu sezonda pufi fine çıktı. Biraz daha küçük ilmekli. Onunla da çok güzel ürünler yapabilirsiniz. Ben alizenin pufisini kullandım. Ama pufi fine dediğim gibi ilmeği biraz daha küçük. Gördüğünüz üzere pratik bir şekilde yumaktan geleni
Sıradaki ilmekten geçire geçire gidiyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. Hiçbir zorluğu yok. Çok pratik, çok basit. Evet. Şöyle masanın üzerine yayayım. Bakın ikinci sıramda oluşmaya başladı. Bu şekilde dönerek hiçbir şekilde şey yapmıyoruz. Şaşıracak bir şey yok. Döndüre 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 ilmeklerimizi takip edeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ördüm. Bitti. Şöyle birbirinin içinden ilmekleri geçerek de kesiyoruz. Şurada ipli bir yer var. Evet. Şu dışarıda dursun. Burasını birleştirmede kullanacağız. Evet. Birbirinin içinden gördüğünüz gibi burayı kesmiş olduk. Sıradaki ilmeği diğer ilmeğin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Puffin'in kesme işlemi bu. Çok basit, çok pratik. Hiç örgü bilmeyen kişiler bile yapabilir. Şunu aldım. En son ilmek. Yanındaki en son örülmüş ilmek. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve tekrar içini açıyorum. Diğerini geçiriyorum. Açıyorum. Diğerini geçiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu tarafta ilmeğimiz kalmadı. Bu tarafı kestik arkadaşlar. Benim ipimi, benim afacanlar biraz tırtıklamış. O yüzden tam yumak değildi bu. Biraz ucundan koparmışlar. Biraz daha uzun olacak normalde. Olsun, gene de başını, saçlarının birçok kısmını kapatacak kadar var. Kulaklarını falan da muhafaza eder. Bu şekliyle kullanacaklar. Evet. Gördüğünüz gibi İlmek kalmadı. En son şurada örmeden kalan ipim var. Ucunu açtım. Onu içinden geçiriyorum. Ve tığla sabitleyeceğim. Hatta tığa bile gerek yok. Şuraya hemen düğümleyebilirim. Şöyle içinden geçirip, evet, gördüğünüz gibi, bakalım videom 9 dakika sürmüş. 9 dakika gibi bir sürede şöyle kızınıza, oğlunuza boyunluk, bere şöyle basit baştan geçirmeli şöyle örebilirsiniz. Çok basit, çok pratik. Alize pufi kullandık. Gördüğünüz gibi ilmekleri zaten üzerinde şiş yok, tığ yok arkadaşlar. Şuydu kızımın polar beresi. Bunun şu baş çevresini ölçü alarak başladım. Şu ip ilmeğini de içine taptırırım. Bakın gördüğünüz gibi. Gördüğünüz üzere şöyle onun genişliğinde başladım.
Yani az bir ondan farkı var. Dediğim gibi benim afacanlar biraz ipimi koparmışlar. O yüzden biraz kısa oldu ama gene de başını korumak için yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.